Herkese merhaba, Aslı'nın günlüğü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ayrıyette evime de hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar başlıkta da belirttiğim gibi bugün ev turu yapacağız, minik bir ev turu. Ee, ama aslında bu videoyu çekmemin başka bir amacı var. Hemen onu da açıklamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir yandan da evi, evi gezerek size bu videoyu çekme amacımı söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar ben bir akım başlatıyorum ev turu Challenge desek doğru olur arkadaşlar evinizi sevdiğiniz köşelerini e, ya da genel olarak ev turu adı altında videolarınızı sizden isteyeceğim Arkadaşlar ee, bunu nasıl yapacaksınız Sadece ev olarak da düşünmeyin Aslında yani sevdiğiniz köşeler olabilir, balkonunuz olabilir, bahçeniz olabilir. Ya da bir tanıdığınızın bahçesi, annenizin, babasının, babanızın bahçesi olabilir. Sizlerden böyle kısa küçük videolar istiyorum arkadaşlar. tabi kısa yani 1-2 dakikalık değil, 5 dakikalık, 10, 15, 20 yani dakikasını size bırakıyorum. Bu şekilde videolar istiyorum arkadaşlar. Mesela ev değil de bir koleksiyonunuz da olabilir. Yani uzun zamandır ya da belli bir zamandan beri biriktirdiğiniz, topladığınız ürünler, eşyalar bunları da bizimle paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi balkonunuz, bahçeniz, kitap köşeniz ya da arkadaşlar beni takip edenler bilir. Örgü sayfasıyım. Aslında Evinizde olan mesela çeyiziniz, yeni gelinlere sesleniyorum buradan. Çeyizinizi de gösterebilirsiniz arkadaşlar. Evde bulunan örgülerinizi veya da kendiniz el emeği, kendinizin yapmış olduğu örgülerinizi de bize paylaşabilirsiniz. Videoda konuşmanıza gerek yok arkadaşlar. Yani isteyen konuşabilir, seslendirmesini kendiniz yapabilirsiniz. Ama istemeyenler için de videoyu ben seslendirebilirim arkadaşlar. Sadece işte video çekip e, internet aracılığıyla bana atabilirsiniz. E, ya da böyle bir e, dekor köşeniz varsa biblolarınız. Ben de o kadar fazla yok. Ama e, biblolara falan meraklı olan bayağı kişiler var biliyorum. Biblolarınız olabilir arkadaşlar ya da böyle kendinizin yapmış olduğu geri dönüşüm projeleriniz olabilir. Biraz sonra göstereceğim. Duvarımda küçük tablolar yapmıştım ben Jutipi ile. O şekilde olabilir arkadaşlar. Böyle videolarınızı çekebilirsiniz. Sadece tek yapmanız gereken, yani konuşmak da istemiyorsanız videoda telefonu yan tutup videoyu çekmek. Gerisini ben hallederim arkadaşlar. Ben seslendirebilirim. Evet arkadaşlar, burası benim günlük kullandığım televizyonumuzun olduğu oda. Yine bir örgücü'nün evi olaraktan. <laughs> Bunları yeni yılda hazırlamıştım arkadaşlar. Yine YouTube kanalım için. Ee, Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Aslim Örgü Evi. Mavişimi göstermedim arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum mavişi böyle streçe sardım arkadaşlar kafesini. Çünkü tülden bizi göremiyor. Bizi göremeyince çok bağırıyor. Şöyle üst tarafı açık. Yani komple kapatmadım. Bir de şöyle kapı tarafı açık. Hem arkadaşlar temizlik yönünden de pratik oluyor. Özellikle şu sallanan yemler için yerken çok dökülüyor etrafa saçılıyor. O yüzden böyle bir fikir buldum streç filme sarıyorum mavişimi Evet arkadaşlar günlük kullandığım o da böyle yine bu akım hakkında konuşacağız e, diğer odalarda Evet arkadaşlar aralığa geldik mesela e, geri dönüşüm elemeyi projeler derken arkadaşlar bakın bunları ben kendim yaptım e, jü tipiyle yaptım bunu bir kartona sararak yapmıştım tabi bu duvar daha eksik arkadaşlar tamamlayamadım yani şu anda 3-4-5 tane var yani bunlardan büyüklüğüne göre küçük büyük böyle sağına soluna yukarısına aşağısına hatta şuraya bir tane çivi çaktım <laughs> ve hala takamadım şunun kalp şeklini yapacağım arkadaşlar oraya da yani bu duvar süslerini çoğaltacağım sizin de böyle bir köşeniz varsa kendinizin yaptığı veya dağıldığınız onu da paylaşabilirsiniz. Yani arkadaşlar bir kural yok illa şurayı paylaşacaksınız burayı diye yok. Sevdiğiniz köşe, kenar, dip köşe, kenar <laughs> her taraf olabilir. Burası giriş arkadaşlar. Şöyle yan tarafta mutfak var. Oraya da bakalım. Mutfağım çok fazla geniş değil arkadaşlar. Ama o kadar da çok küçük de bir mutfak değil. Bu şekilde. Yani mesela sadece bütün e, köşenizi evinizi göstermenize gerek yok arkadaşlar. Mesela sadece bir mutfağınızda gösterebilirsiniz ya da bir kahve köşeniz varsa onu da bizimle paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar umarım akımı anlatabilmişimdir sizlere. Şöyle balkonda iki tane dolabım var mutfak fazla büyük olmadığı için arkadaşlar dolabım. O yüzden burada kavanozları falan işte kuru bakliyat o çeşit ürünlerimi bu dolaplar içinde muhafaza ediyorum. Şöyle dışarıya da bakalım. Evet Kayseri'de bugün hava çok sıcak değil. Serin aslında esintili bir hava var. Evet balkonumuz böyle. Şurada yerde de çiçeklerim var. Ayrıca masamız da burada arkadaşlar. Tabi gündüz çok güneş oluyor. O yüzden pek masayı kullanamıyoruz. Balkonda bu şekilde. Yani dediğim gibi arkadaşlar sadece balkonumuzda bir kahve köşeniz varsa onu bile çekseniz kafi. Bu tatlı şimdi ıı, karantina arkadaşlar. 17 günlük bir sokağa çıkma yasağı vardı. Onda ektim bunu ve saksı bulamadım. Züccaciye tarzı her yerde kapalı olduğu için böyle yoğurt kovasında kaldı. Ama değiştirmeyeceğim. Bu kovayı geri dönüşüm yapacağım boyayarak. Ya da jü tipleriyle örgülerle bir şekilde süsleyeceğim. Çünkü çok güzel oldu. Tuttular. Tekrardan değiştirmek istemiyorum. çünkü aynısından yukarıda da var. saksı rengiyle çiçeğin rengi de <laughs> çok hoş oldu arkadaşlar bunda. Bayağı sevdiğim bir çiçeğim. Evet arkadaşlar, balkonumda böyle. Şimdi salona gidelim. Evet, salona doğru. Direkt karşıda arkadaşlar. Burada günlük odamız vardı. Burası da salonum arkadaşlar. Gri ve parlament koltuklar var. Limon ağacım var. <laughs> limon ağacımın üzerinde bakın iki tane daha limon var da düşüyorlar arkadaşlar ya, olmuyorlar. Bilmiyorum ya da evde limon ağacı yetiştirenler varsa püf noktalarını aşağıda yorumlar kısmına yazabilirler. Evet arkadaşlar, saksı süsü bunu da örgüden yaptım. Bunun da yapım aşamalarını Aslı'nın günlüğü YouTube kanalımda paylaşacağım inşallah. Burada süt ağacımız var. Şu anda odaya çok güneş düşüyor. O yüzden tam net görünmeyebilir. Böyle. Ama saksı kılıfımı çok sevdim. <laughs> çok güzel oldu. Şekilde. Şöyle geri dönelim. Evet arkadaşlar. Ev turu challenge <laughs> böyle. Umarım anlatabilmişimdir sizlerden neler istediğimi. Aslında birkaç kişiye bahsettim. Sadece konuşmadan yana sıkıntı çıktı arkadaşlar. Biz seslendiremeyiz falan dediler ama hiç önemli değil. Böyle kısa videolar çekerseniz seslendirmesini ben kendim yapacağım arkadaşlar. Tabii kendiniz de seslendirebilirsiniz. Ama seslendirmek istemeyenler için yani ben hallederim arkadaşlar. Bir de burada şey bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar normalde benim koltuklarım bu renk değildi. Kahverengiydi ve kolları da deriydi. Bunları döşemeciye verdim. Arkadaşlar ve kılıfları yüzleri değişti aynı şekilde yastıkları da bu şekilde küçük kırlent değildi aynı zamanda ayakları da değişti şöyle yani komple koltuk değişti yani videoda bilmiyorum yan tarafa eski resmini ekleyebiliyor muyum eklenebiliyor mu bilmiyorum eski halinde size göstermek isterdim arkadaşlar büyük bir değişim oldu gerçekten Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomu sonlandırıyorum. Ee, tekrardan söylemek istiyorum. Sevdiğiniz bir köşe olabilir. Geri dönüşüm. E, saksılarınız, tablolarınız. Yani şu anda aklıma gelmiyor. Yani bir sınırı yok. Bahçenizde bir köşe olur. Kahve köşeniz olur. Sunum köşeniz olur. Yani her türlü köşenizi. Bahçenizi, balkonunuzu, evinizi, sadece bir odanızı ya da mutfağınızı ya da çocuk odanızı bizimle paylaşırsanız çok seviniriz arkadaşlar. Bize gönderirseniz videolarınızı, beni bu akımda yalnız bırakmazsanız çok mutlu olurum. Ee, yine benimle internetten e, iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Instagram'da da yine aşağıya. E, açıklamalar kısmına da yazacağım adresinde, Instagram'dan da yine e, bu videonun altındaki yorumlardan da benimle iletişime geçebilirsiniz. Yorumlara mutlaka dönüş sağlıyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde videolarınızı e, merakla sabırsızlıkla bekliyorum. E, sizin videolarınızda, bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.